Merhaba arkadaşlar, yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda 2023 makyajlı Dacia Duster'ı yakından inceleyeceğiz ve bakalım Dacia Duster'da bir önceki nesle göre neler değişmiş. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öncelikle ön tasarım tamamen değişmiş Duster'da. Farklı olarak yeni logolu olarak gelmiş Dacia Duster'ın ön tarafı. O eski logo tamamen kaldırılmış gördüğünüz gibi. İki tane farklı D harfinin yani Dacia'nın D'sinin iç içe gördüğünü görüyoruz ama yan taraflarda hafif bir açıklık var. Ön tarafta yine ızgaranın üstünde beyaz desenler bizi karşılıyor. Yeni logo da böyle beyaz bir şekilde. Yine ön tarafa baktığımızda baz donanım da olsa yani en boş donanım da olsa dahi üst tarafta gündüz led farları bizi karşılıyor. Yine bu donanımda yani giriş paketinde yine aynı şekilde sis farı yok yani ekstra opsiyon olarak büyük ihtimalle almanız gerekiyor. Şöyle ön tarafa yakından şöyle bir bakmış olalım. Bu da bu arada haki lensman rengi yani yeşil hakisi diye geçiyor. Baktığımız zaman bunlar kapak değil, bu opsiyon olarak da geliyor. Bu jantlar 16 inçlik jantlar. Arkadaşlar yine aracın haki yeşili, bu lensman rengi gerçekten çok beğendiğimi söyleyebilirim. Jantlar 16 inç. Bu baz donanım 150 beygir 4x4 benzinli TCE modeli diye geçiyor. 618 bin TL'lik fiyatı var. Yani 24 Kasım günü fiyatı düştü. ÖTV matrat düzenlemesinden dolayı şu anda bayiler zaten araç olmadığını söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi arka tarafta da Dacia logosu var. Yeni logo bizi karşılıyor. Alt tarafta ise yeni 4x4 yazısı bizi karşılıyor. Şöyle göstereyim, bu park sensörlü ama büyük ihtimalle ekstradır bu araç. Yani öyle söyleyeyim, bu jantlar da ekstradır. Standard pakette aslında 16 inçlik alışımlı jantlar yok. Bagaj kısmına bakalım. Şöyle bakayım. Bagaja baktığımız zaman ise aynı şekilde 445 litrelik bir bagaj hacmi var veya 450 de olabilir. 4x2'lerde daha düşük bagaj hacmi olabilir. Şöyle kapatalım. Yine yan tarafa baktığımız zaman stop lambalarımız yani stoplarımız ise gördüğünüz gibi eski o kasayla aynı. Herhangi bir burada değişim yok. Onu da göstermiş olayım. Arka tarafa geçtiğimizde ise şöyle kumaş bir koltuklar bizi karşılıyor. Düzgün. Şu büyük ihtimalle bunlar yükseltiliyor. Arka tarafta şöyle göstermiş olayım. Yine camları manuel olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Böyle. Şurası biraz daha yumuşak ama bu taraflar daha sert. Şurada bir hoparlör çıkışımız var ama bu boş olabilir yani. Büyük ihtimalle hoparlör yoktur burada. Yine suyu koymanız için yani şişe veya başka bir şey koymanız için böyle bir yer var. Şöyle göstermiş olayım. Keçe var. Yalıtım olarak ve iç kısma gidelim. Koltuklar biraz daha spor olmuş. Şöyle başlık kısımları her ne kadar ama gayet yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şöyle arka tarafa baktığımızda da arka taraf geniş bir koltuklar yatırılır. O zaman bagaj hacminiz 1000 litreye kadar yani çıkabilir. Şöyle ön tarafı da bir yakından göstermiş olayım. Şöyle boyunda yaklaşık olarak 2 metreye yakın ve gayet baş kısmı iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi buradan bir çıkalım. Yine aynı şekilde yan aynalarımız plastik. Burada bir koruma var. Şöyle daha sportif bir hava takmış. Kapı kollarımız zaten plastik. İç kısımda plastik. Bu ön tarafta camları otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Koltuğu ileri alıp gelmeyi manuel olarak yapabiliyorsunuz. Şöyle göstermiş olayım. Şöyle iç kısma baktığımız zaman şu ön kısımda bu krom detaylar var. Yeni detaylar. Farklı olarak şöyle bir telefonu koymanız için bir ön kısım var. Torpido kısmına baktığımız ise gayet geniş ama herhangi bir ışık yok. Yan tarafta da aynaları Essential paket olduğu için aynaları manuel olarak kontrol ediyorsunuz. Bu gerçekten sürüş için kötü. Şurada herhangi bir ayna yok. Ön kısımda baktığımız zaman şöyle göstermiş olayım. Ve yan tarafa gidip daha geniş açıda ön tarafı göstermiş olalım. Evet arkadaşlar bir de ön kısmına bakalım. Hemen şöyle göstermiş olayım. Ön tarafa baktığımız zaman sadece bu iki taraf
otomatik olarak kontrol edebiliyorsunuz. Sağ ve sol tarafı, arka tarafları otomatik olarak kontrol edemiyorsunuz. Yine dikiz aynalarınızı manuel olarak elle şöyle kontrol edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bizim karşımıza çıkan ilk olarak Duster logosunun direksiyon kısmında yenilenmiş olması ve bu deri direksiyon. Ama bu direksiyon tabii ki opsiyon, yani deri direksiyon ayrı olarak satın almanız gerektiğini söyleyebilirim. Özellikle bu havalandırma çıkışları krom detay gelmiş. Daha önceki modelde böyle bir detay yoktu. Detay kısımlarını şöyle bir içeriden bakalım. Baktığımız zaman direksiyon gerçekten biraz daha sportif ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Burada bir ekranımız var. 7 inçlik veya 6 inçlik bir ekran olması lazım. Multimedya ekranımız. Tabii ki bu opsiyon, yani 8500 TL'lik bir fiyat var. Burada ekranın hemen altında Duster logosu var yazılı halde. Buradan yine manuel olarak klimayı kontrol edebiliyorsunuz. Eco modu klima kapalı. İşte dörtlü ışığımız burada. Aracı içeriden kilitliyor. Park sensörümüz, kaymayı engelleyen mod yani. Yine buradan klimayı şu şekilde böyle sert bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Sıcak soğuk. 5 ileri manuel bir vites var burada. Yine burada bir, yani bardağınızı koymanız için yer var burada. Hızlı şarj giriş var. Yine buradan USB giriş var burada. 12.5 voltluk bir çakmaklık girişi bizi karşılıyor. Aracın içi biraz karanlık olabilir. Bunu söyleyeyim. Belki video biraz karanlık çıkabilir. Ters tarafta kalmış araç. Yine el frenimiz var manuel olarak. Burada bir 4x4 ilgili bir sistem var. Kredite 20. Ve burada kolçağımız yok. Bir tane bardak, iki tane bardaklık girişimiz var. Yani ön tarafa baktığımız zaman klasik, yani burada dikiz aynamız bizi karşılıyor. Acil yardım düğmesi herhangi bir şekilde yok. Onu söyleyeyim, yeni bütün araçlar normalde olabilir. Sadece airbag ışığı var ve aynı zamanda emniyet kemeri, ikaz yeri var burada. Bu tarafa baktığımızda demin söylediğimiz gibi herhangi bir dikiz aynası yok. Yine aynı şekilde burada da herhangi bir dikiz aynası yok. Her şekilde aynamız da bizi karşı. Ben genel olarak 618.000 TL'lik 100 beygir 4x4 Essential paket olan versiyonunu inceledik. TC'ye geçiyor. Yani eski, sadece birkaç farklı detaylar var. Onları söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, yeni tasarımlı, yeni makyajlı 2023 model Dacia Duster aracımızı incelemesini yaptık. Birkaç ufak detaylar var. Özellikle yeni logo değişmiş. Ön tarafta direksiyon kısmında da yeni logo değişmiş. Havalandırma çıkışlarında ise krom detay gelmiş. Yani bu fiyata bence fiyatlar yüksek. Bugün 24 Kasım ÖTV matrah düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yani açıklandı. 549 olan 90 beygir Essential başlangıç paketi 513.000 TL'ye düştü. Fiyatları ise 513.000 TL'den 690.000 TL'ye kadar çıkıyor. Dizel 4x4 versiyonunda bence biraz fiyatlar yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu videonun da sona geldik. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere.